Bak burası ta akademiye, hani Yunan akademiyasının geldiği yerler. Görüyor musun bak şu alan? Bu aslında normal olarak hiçbir zaman değişmeyecek. Neden değişmeyecek biliyor musun? İlgiler azalacak, minimize olacak ama sıfırlanmayacak. Neden? Çünkü bu alan insanla ilgili. Tıp insanla ilgili. Sanat insanla ilgili. İnsanın sosyoekonomik politik gelişimi, sosyal bilimi hiçbir zaman değişmeyecek insanla alakalı. Bulunduğu ortamın çağdaş bir noktada teknikerliği dediğimiz kısım, bu anlamda Yunan felsefesinde çok kullanılan Yunan kısmında, eğer erdemlilik olmazsa sadece teknisyenliğin olduğu bir kısım mühendislik, işte işin kısmı, mimarlık, insanların barınmaya ihtiyaçları var. Mutlaka bu anlamda bir mutlaka eğitime ve bir psikolojik ruhsal sağlığa ihtiyaçları var. Hukuksal düzene ihtiyaçları var. İşte bunun için görsel sanatlara ihtiyacı var, bilmem ne var. Bu olay cancağızım, bu hiçbir zaman değişmeyecek. Bu çünkü buraya dönen 360 derecelik pusulanın, kuzey, güney, doğu, batının değişmemesinin ana kısmı antropolojik olarak bakıldığında insan olduğu sürece 8 tane büyük ana yön kesinlikle ortaya çıkıyor. Ha, tabii ki tıp değişecek. Biyoteknoloji dediğimiz kavram inanılmaz bir noktaya gelecek. Bugün mühendislik kavramı içinde zamanında at arabalarının ya da tekerleğin bilmem nesi için uğraşan mühendislik alanı, motorlu petrolle çalışan bir arabayı tekrardan redesign ederken 4000 küsür parça kullanırken, elektrikli arabaya geçtiğinde bunu 1000 parçaya nasıl düşürerek elektrikli arabanın kullanımı ve bu anlamdaki bunun kaynaklarını değerlendiriyor olacak. Mimar Sinan zamanın getirdiği bir şekilde mabet yaparken bugünün mimarı sürdürülebilir anlamda nasıl oluşturduğunu görecek. Ama yine sorun barınma, yine sorun bunun değerlendirilmesi, yapılması. Burada hiçbir zaman değişim olmayacak. Buradaki ana konu bu 360 derecelik alan içinde bunlar kesinlikle aynı noktalarda yer alacak. Ama ne değişecek? İnsan ihtiyacı değişecek. Sanat çok önemli bir konu. Sanatla meşgul olmak çok önemli bir konu. Ama belki de biz bugün yapay zekanın getirmiş olduğu sanatçıların bir takım ürünlerini evimize asmaya başlayacağız. Çok yakın bir zamanda benim mesela öğrencilerimden bir tanesi var. NYU'da sanat ve yapay zeka çalışıyor. Gerçekten bunun üzerine bu 30 bin tane adamın sanat eserini ortaya koyarak yeni bir versiyonunu izliyor olacağız. Ama sonuç olarak burası değişmeyecek. Ama değişecek olan yer neresi? Şu ortası. Her dönemin, bunu unutma, her dönemin Rönesans'ı var. Her dönemin. Rönesans genelde yüzyıllarla tanımlanıyor. Yani her yüzyıl bir aslında bir Rönesans. Ama Rönesans'ı bir 1901 ile başlatamıyoruz ya da 2001 ile başlatamıyoruz. Rönesans, yani böyle bir abuk bir tarihte 2014 olabilir, 2020 olabilir, işte neyse, bu anlamda değerlendirilebiliyor. Bu dönemin en önemli Rönesans'ı neyse, mesleklerin maymuncuğu da o. Maymuncuk ne demek? Bütün kapıları açabilmek demek. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? İnsanın ihtiyacını karşılayan, değişimini tekrardan tanımlayan bir noktada bu oluşabiliyor. Peki maymuncuk burası. Görüyor musun? Herhangi bir şekilde kırmızı, bunu işte kök çakra gibi değerlendir. Olmazsa olmaz. İşin toprak kısmı. Sen artık data science, makine öğrenmesi ve yapay zeka kullanmadan bunları mesleki anlamda değerlendirdiğinde anlamı yok. Yani artık sen zaten tıp okuyorsan, bu yapay zeka ile beraber bunu örtüştürmediysen olmayacak. Hep bunu söylüyorum. Tıp böyle gidecek, yapay zeka da böyle gidecek. Ama ne zaman ki birlikte hareket ediyor, o zaman ses getiriyor olacak. Öğrencilerimden bir tanesi çok pahalı bir projenin içinde ve inanılmaz bir rakam alıyor. Almasının en önemli sebeplerinden bir tanesi bu tür makineleri kullanmayı biliyor olması ve bu tür makineleri kullandıktan sonra oradan çıkan datayı okumayı bilmesi nedeniyle 380 bin dolar alıyor. Aylık mı yıllık Yıllık. mı? Yıllık. Her zaman Amerika'da brüt verilir. İleri seviyede pişmiş, alana girmiş bir tıp doktoru kadar İyi bir para, hatta daha fazlasını alabiliyor Amerika'da. Sebep ne? Kullanmayı bildiği için. 4 yıllık bir eğitimin sonrasında bunu alabiliyor. Halbuki tıp eğitimine baktığında o 4 yıl okuyacaksın, 4 yıl Ölme üzerine şeyim var. o 10-12 yıllık süren bir sürecin üzerine. Bak, dörtte bir Evet. ya da üçte bir rakamda okumasına rağmen öğrenci
Buna rağmen çıkıyor çıkar çıkmaz. İş buluyor bulur bulmaz da bu işini götürüyor. Biliyor neden? Çünkü ana konulardan bir tanesi bu. Yani o yüzden geleceğin meslekleri ve mesleklerin geleceği kavramında sen hiçbir zaman bunu unutma ki maymuncuğu tutuyor olacaksın. Bunu aynen şöyle söyleyeyim. Benim zamanımda bu finanstı. O yüzden mesela Boğaziçi'nden çıkan, İTÜ'den, ODTÜ'den çıkan birçok mühendis olmayı bırakıp finansa girdiler. Sebep ne? Çünkü finansta çok para vardı. Onun o zamanın maymuncuğu finanstı. O yüzden inşaat mühendisliğinden de, endüstri mühendisliğinden de mezun olsan bu anlamda asıl bakılan ana konulardan bir tanesi neydi? O maymuncuk finans üzerine oynadığı için sen finansla beraber orayı hareket ettirebiliyordun. Bugün de hareket ettirebileceğin ana nokta aslında bakılırsa yapay zeka olarak değerlendirecek. Bunun yanı sıra herkesin nasıl İngilizce bilmezse olması varsa İngilizce bilmemek neyse şimdi de bu olacak. Herkes analytics biliyor olması lazım. Analizleri yani data science'ın bildiği analizi okuyacak. UX, UI kavramlarının ne olduğunu değerlendirecek. Digital media ve marketing'i değerlendirip bilecek. Bak, Haluk burada yoksan yoksun çünkü.